Avustralya'dayız. Biraz uzak bir nokta. Toplamda 20 saatlik bir uçuşla Avustralya'ya geldik. Evet, neden Avustralya'ya geldik? Avustralya'da bu sene bir dünya lansmanı var. BF Goodrich firmasının KM3, yani MT serisi en popüler lastiklerinden birinin tanıtımını Avustralya'da yapacak. Sağ olsunlar, Michelin grubu olarak, BF Goodrich grubu olarak Türkiye'den bendeniz Okan Tozun ve Doğan Kabak arkadaşımı, YouTuber, YouTube'da takipçileri onun da çok fazla. İkimizi davet ettiler. Yanımızda da Emre arkadaşımız var. Emre de Michelin grubundan sağ olsun bize refakat ediyor. O da burada organizasyonun içinde. Evet, 4-5 gün Avustralya'dayız. Önce Melbourne'den başlayacağız. Daha sonra lastiği deneyerek off-road parklarında 3-4 gün arazide olacağız. Zaman zaman paylaşımlarımız olacak. Evet, Dizci Team bu hafta Avustralya'da. Çok ilginç yani. Müthiş. Ayaklarıyla davulu çalıyor. Gerçekten çok yaratıcı. Bravo. Avustralya o kadar büyük bir coğrafya ki şu an offroad yapacağımız yere maalesef offroad araçlarıyla değil helikopterle gidebiliyoruz. Ekibi bölüm bölüm helikopterler taşıdı. 3-4 tane helikopter devamlı inip kalkıyor. Şu an bizim helikopterimiz de geldi. Şu an son ekip olarak biz de offroad yapacağımız noktaya helikopterle transfer edeceğiz. Evet, şimdi helikoptere bindik. Pilot küçük bir briefing veriyor. Emniyet kemerlerini nasıl takacağımızı gösterdi. İstiyonundan kulaklıkları falan da takacağız. Evet, yolculuğumuz başlıyor. Yolun bittiği yerde havadan gidiyoruz. Abi yabancılık çekmezsin. Senin telsizlerden var burada. Var değil mi? Bu arada evet. Hemen burada da tanıştırayım. Okan abi bizimle birlikte olacak. Okan abiyle birlikte geldik. Bir de Emre var. Markadan, Michelin ve BF Goodrich'ten. Okan abi de arkadaşlar. Türkiye'yi üçümüz temsil ediyoruz. Okan abi de çok iyi bir dalgıç. Çok güzel otomobil programları yapmış zamanında. Offroad programları televizyona. Şimdi artık biraz hala da YouTube hala devam ediyor. Evet. Biraz da artık şimdi YouTube'a bulaşabiliyor. Evet. YouTube'da zaten var içerikleri ama artık daha aktif olarak kullanacak. Hangi kanaldan takip etsinler abi seni arkadaşlar? İzci Team Okan Tozun. İzci Team Okan Tozun yazarsanız YouTube'a çok enteresan videoları var. Daha da yenilerini de ekleyecek. Evet. İzleyebilirsiniz. Evet. Alta da bırakırım linkini. Abone olun. Okan abi izleyin. Selamlar arkadaşlar. Bir şey olursanız ileride boğulursanız Okan abi kurtarır, aklınızda olsun. Adam helikopter çıkartıyorsun lan. Çok enteresan hikayeleri var. With the car can tip, just keep it nice and slow and we'll talk you through. So I'll be going left, right. Evet, ilk olarak lastik performansını ATV'de deneyeceğiz. Vites motosikletlerdeki gibi anlatacaklar, basit tamam. Olması gerek. Hadi bakalım.
Test yapacağımız araçların olduğu noktaya geldik. Acaba bize hangi araç düşecek? Prosedürü bilmiyorum. Şansımıza ne düşerse. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Başından beri söylüyoruz. Bu hafta Avustralya'dayız. KM3'ün lansmanı için geldik. KM3 aslında MT lastiğin yanaklarındaki deseni daha fazla olan bir modelini çıkardı BF Goodrich. Şimdi dikkat ediyorum. Bir evvelki versiyonu asfaltta biraz daha fazla ses çıkarıyordu. Bunda daha az ses olduğunu hissettim. Ve daha yumuşak bir lastik. Şu an kullandığımız araba Ford Ranger Pickup. Pickup'lar biliyorsunuz arkada makas olduğu için sert bir süspansiyona sahip. Ama şu an için gayet güzel. Bakalım şimdi on-road'dan off-road'a yoldan çıkıyoruz. Birazdan tekrardan sizinle paylaşacağım ama şu an ilk izlenimim very good. Hep söylerlerdi Avustralya off-road'un ana vatanı diye. Hakikaten de boşuna söylememişler. Şehirde de bakıyorsunuz her 5 arabadan 4'ü SUV, pick-up ya da 4x4 otomobil. Bu da demek oluyor ki bu coğrafya hakikaten off-road. Tabii şansımıza biz kuru bir haftaya denk geldik. Eğer şu gittiğimiz parkur çamur olsaydı belki de daha güzel, daha eğlenceli, tam lastiğin hakkını verecek. Geçen haftaya kadar yağmur varmış aslında ama bu evet. Hafta hep güneşli geçtiği için kurumuş. Aynen öyle. Evet şimdi sürücü değiştirdik. Doğan Kabak kardeşim direksiyona geçti. Merhaba Okan abi. Merhaba Doğancığım. Hello Simon. Simon'un yanında. Evet. Yaklaşık 12 araç var. Telsizler var. Telsizlerle telekomünikasyon iletişim sağlıyoruz. Konvoy kuralları burada da geçerli. Arkadan gelen aracı öndeki araç aynadan takip ediyor. Yol ayrımlarında mutlaka dönmeden önce bekliyoruz. Yani uluslararası off-road kurallarını uyguluyoruz. Şu an için gayet güzel geçiyor. Bakalım bundan sonra bizi ne bekleyecek. Aşağı yukarı 100 kilometrelik daha bir yolumuz var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Böbrekleri bırakmazsak hiçbir şey olmaz. Beni böbrek düştü yani. Nasıl buldun şimdi bu KM3'ün performansını? KM3 bir evvelki çıkardıkları KM2'den bence şu an daha iyi. Özellikle yanak kısmındaki deseni de ekleyince zaten lastikte bir evvelki lastikleri de güzeldi ama desen eksikliği vardı. Şimdi bu yanak sırt desenini ekleyince çok güzel olmuş. Yani su geçişinde de zaten fark ettin. Hiç. Takılmadan tangır tungur geçebildik. Normalde günlük hayatta yapıyorsun bu kilometreleri. Bu kadar da dinlenmemize rağmen olmadı yani.
Bugün 130 kilometrelik bir offroad yaptık. Ben hep arkadaydım. Arka birazcık yorucu oluyormuş gerçekten. Hadi bakalım offroadçuyum diyorsun. Göster kendini. Ready? 3, 2, 1, go! Evet, birinci oldum. İlk turunu vereceğim. Tebrik ediyorum. KM3 Takeover. Evet, görüyorsunuz ARB'ni Ford Ranger için ürettiği bull bar, tamponlar. Bunlar Türkiye'de de var. Tarkan abimiz sağ olsun getiriyor. Evet, çok güzel bir noktada. Otelimiz de çok güzel bir noktada. Görüyorsunuz ormanın içinde tam bir butik otel. 2 gün burada kalıyoruz. Kovboyların işte sürüyü bir yerden bir noktaya götürmek için kırbaçla yaptığı hareketleri yapıyor. Biraz sonra aşağıda size şeyi de göstereceğim. Evi de göstereceğim. Ünlü bir western filmi. Daha önce, yıllar önce seyretmiştim. Nehirden Gelen Adam. Bir Avustralya western filmi. Bence yanlış yani. Şu an hadi biz işi biliyoruz, anlıyoruz vaziyeti ama arkada gazeteci olan hiç pick-up'la normal 4x4'ü mukayese edemeyecek adam belki şu an lastiğe kusur buluyor. Abi amma zıplattı bizi, amma rahatsız etti diye. İşte o adamı öyle kontrpide bırakmamak lazımdı. Bu benim genel fikrim. Ama biraz sonra biz zaten lastiği su geçişlerinde, kaya tırmanışlarında zaten test edeceğiz yani.
Avustralya'da başka bir noktaya geldik. KM3 lansmanındayız. Devam ediyoruz. Bugünkü parkur tozla başladı. En son çıktığımız nokta tamamen kayadan kaya tırmanışı yaptık diyebilirim. KM3'ün yanak desenine %27-28'lik bir destek yapıldı ve bunu burada çok rahat hissediyorsunuz. Çamurla ilgili desteği %5 ve alt desende de 7-8'lik bir destek var. Bunların hepsini topladığınızda aslında lastiğin bir evvelki jenerasyonundan gayet başarılı, gayet hissedilir derecede kuvvetlendiğini, desteklendiğini görmüş oluyoruz. Ben inanın çok memnun kaldım. Gerçekten konvoy halinde çıktığımız kimsenin kalmadığı görüyorsunuz. Araçlar yavaş yavaş geliyor. Kimsenin problem yaşamadığı güzel bir parkur oldu. Daha evvelki KM2'de kaya tırmanışlarında biraz eksikliği vardı. Lastik burada bu açığını yapılan desteklerle kapamış olmuş.